Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. 2022 bereketiyle geldi. Akşamdan beri çok güzel yağmur yağmaya başladı ve hala da yağıyor. Birçok memleketlerimiz şu an havalar buz tutuyor. Kar yağıyor. Ege tarafında ise bu şekilde havalar yağmurlu. Meyveler yağmurda yıkanıyorlar. Çok da güzel tutuyor. Greyfurtları da güzel. Özellikle organik olduğu halde daha da tatlı, daha da lezzetli oluyor. Biliyorsunuz greyfurtların tadı biraz acı olur. Ama şifa deposu bir meyve olduğu için o acısını alıştığın zaman hissetmiyorsun. Bu greyfurt ağacı aşınlanmış bir greyfurt ağacı. Şimdi bir kökte iki çeşit meyvemiz var. Burada bu şekilde daha doğrusu en çok greyfurt oluyor ama bir dalında ise bakın neler var. Portakal. Greyfurt ağacına bağlı olan bir dal. Bir portakal ağacın dalını greyfurt ağacına aşılanmış. Bu kökten böyle. Buradan. Bu şimdi portakal oluyor. Greyfurt ağacına bağlı. Yani greyfurt ağacının kökünün üzerinde yeşilleniyor. Bir kenarı. Üç kenarından diyelim greyfurt varsa bir kenarında ise portakal oluyor. Bu yöntemle. Ağaç çok yüksek de değil. Yani yakın dallarında istediğin zaman alabiliyorsun. Bu süre zaten böyle bu şekilde komple portakal ve bir tane de greyfurt ağacımız var burada. Baş ucunda ise neler var bir bakalım değerli arkadaşlar.
incir ağacımız var. Siyah incir veriyor. Tabii şu an yaprakları sararıp dökülüyorlar. Kendini yeniliyor. Ama greyfurtlar şu an yenecek mevsimde. Portakallarımız birkaç ay yenecek portakallar. Özellikle yağmurdan sonraki durumlarını ben sizlerle paylaşmak istedim. Yağmurdan sonra ağaçlar bu şekilde yıkanınca çok güzel görünüyorlar arkadaşlar. Bu mevsimde yerler bu şekilde. Bu mevsimde olan bir çayır yeşillenmiş. Tabii burada da tavuklarımız otlanıyorlar. Onları akşamüstü açarız. Otlamaya gelirler. 2022 bereketiyle geldi değerli dostlar. Bizde hala yağmur yağıyor. Çok da güzel yağıyor. Allah bereketini versin. Yağmur akşamdan beri yağdığı için sular birikmiş. Kümeslerin kapılarında, kanallardan, ortalıkta sular birikmiş. Beyim de suları açıyor. Böylece akıyor. Bahçede biriken sular, tavuklarımızın kümesinden biriken sular oluyor. Yolunu açınca akar. Açmazsan birikir. Bu şekilde yolunu açtı beyim de. Yolunu açınca sular çok güzel akmaya başladı. Ve hafiften yağmur da yağıyor. Ama havalar sıcak olduğu için bize etkilenmiyor yani. Beyim suların yolunu açtıktan sonra şimdi buzavlarımızın diplerini temizliyor ve kuru saman yerleştiriyor. Yerler yeş olduğu için kuru samanla onları muhafaza ediyoruz. Her gün temizlemek gerekiyor. Havalar yağmurlu olunca onlar da demek ki üşüyorlar. Dipleri de artık kuru. Yemleri, suları da hazır. Bunu temizledikten sonra
Şimdi benim saman getirdi, dibine atmış oldu. Ne kadar güzel bir yere çıkmış, orada duruyor. Mandal ağacının dallarının üzerine. Karşı tarafta da civcivlerin sesi geliyor. Değerli arkadaşlar, buraya kadar videomu takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Okay.